지금 보장을 하고 있습니다. Karşıdan gelen misafirlerimiz vardı. Benim kuzenim Adnan Özyolcu Berfin'de. Çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Yorum teyzem hocamın altını istiyoruz. Sahnemiz o zaman başlasın diyoruz. Işıklar kapansın. İyi seyirler diyorum. Giriş genç olur. Peki Borussia Dortmund?
Sonra topu. Hadi sen manyak mısın? Bak yine kardeşim dedi. 600 avcı. Yıllar beden biçimi attım ama artık ben de itiraf etmek zorundayım. Ben de seni seviyorum abi. Onun için sen Dolbeyaz'da giderim ya. Abi daha yerinde. Ben de seninle neyse ne olmak haberi gitmiş. Ya kardeşim. Abilerin en güzel. Ya ben ne seni istediğin yerlere gidiyorum. Ben niye bu sapık yerlere tayin ediyorsun? Aslında haklısın lan. Kimse seni istemediğin yere gönderme haklı yok. Eyvallah. Ama üzülme. Her ilgen var mı? Lan ne yapıyorsun? Neyse atla karısı. Allah'ın seversin. At ver şuna. Tamam. Her ereği istemiyorsa mesele değil. Bir sürü ereksiz yerimiz var. Onlardan bir. E hadi Kayseri'ye dur asıl ereksiz değil. Ya kardeşim ben nereye gideceğime karar vermedim. Çantamalı topluluklara gelmişim ki. Nasıl olsa sapıksın sarı birisi beni uygun bulduğu bir yer. Bir yere günleri geçirmedim kime neden? Ya bak ay günler içerisinde çantamı hazırladım. Otullara geldim ben şeye gidiyordum. Nereye? Yani Ankara'ya giderken sağ tarafta çam ormanları, sol tarafta... Nereye gidiyordum lan ben? Lanet olsun ver isim ben bekliyorum lanet. Abbas. Efendim. Şimdi bunu üçümüz aranızda paylaştık, tamam mı? Yalnız hak geçmesin, üzülürüz onlara. Yalnız hemen bir İzmit bileti verelim, madem bu kadar çok istiyor. Yalnız abi, İzmit'te hiç yerimiz kalmamış. Hadi be. Çok da işim vardı be. Ne yapalım? Ah buldum abi sen. Sen Dastır'ya gönderiyoruz, Afyon Dastır. Sağ ol anam. Dastır mı? Ne yapacağım ben Dastır'da? Aman düşündüğün şeye bak. Dastıracaksın. Bağışlı olmadı ya. Ne? Ne
Yok canım, yer çok da. Diyarbakır'a gidiş dönüş veremiyoruz ki. Yalnız gidiş. Neden? O da bizim firmayla gidip pek görme şansı. Bir gerçekçe konuşmak lazım. Bizim vatanlardan hiçbiri daha Diyarbakır'ı görmedi. Ama Konya'ya gelen bir abimiz vardı. Ölmeden önce devamlı düzdü. Ben öyle bir makam yapar. Abicim, ben trenle gidelim. Yalan be! Yalan be! Bir daha bak. Bir daha bak, bir daha bak. Yavrum bir daha bak. Canım bir daha bak, var mısın? Baba bir dakika durdu, daha bakacak mısın? Ben var ya, şu otobüsün 15 dolu otunun sahibiyim. İnanmıyorum. Yani sen gerçekten o musun? Ulan biz de yıllardır diyoruz 15 dolu otun sahibi, gelsene bir tanışsak. Sen 15 dolu otun sahibi, sen bunlar bize ne? Kim lan bu? Canım, baba arkadaş var ya, bu da 15 dolu otunun sahibi de. Aaa! Desene bu lan ortak! Sen mi zaten yedin bana? Evet. Tüh! Hayvanım! Çık lan dışarı! Her seferinde aynı şey yapıyorsunuz lan! İş! Ben de olsun lan! Ben de olsun! Ben başka bir şey yok da! Ben! Lan olsun kesin! Kimse lan otur satmışsın! Ben siktiriyorum! Ben! Siz arkadaşlar bir müddet birbirimizi yıprattık. Sonra bu atlara silahla halide bir fikir geldi. Yani bu arkadaşın aklına da bazen bir şey geliyor mu? Arkadaş dedi abicim, biz niye birbirimizi yıpratıyoruz? En iyisi gidelim bize bu bileti satan adamı bir güzel dövelim. Yani bu uzun cümleyi bu mu koydun? Aman be abicim, ne yaptığınız şeye bak, ayıptır ya. Kardeş kardeş oturun, ne var? Aynı koltuğa mı? Tabi, farz ederim ki ikiniz koalisyon ortağısınız. Aynı koltuğu paylaşıyorsunuz. Bitti gitti işte. Ne yani? Şimdi biz İstanbul'dan Erzurum'a kadar kucağa mı oturacağız yani? Tayyip abi, dedi ya siz ikiniz koalisyon ortağısınız.